Gio karakterinin ayrılması diziyi nasıl etkiledi? Çok zor bir süreçti bizim için. Çünkü Cihangir kendi yüzüne de yani defalarca söylemişimdir. Değil mi Cihangir? Yani işin lokomotifiydi. Yani tamamıyla en popüler karakterdi. Fenomen olan oydu. Çünkü tamamıyla o mahallede büyümüş. Orayı bizden çok daha iyi bilen birisiydi. Yani ben Hürriyet Mahallesi tamam vardı arkadaşlarımız falan ama Cihangir zaten onun hemen arkasında işte Koca Vezir'di. Büyümüş biriydi. O dünyaya çok hakimdi. Adana'da geçmişti çocukluğu ve tarzı, biçimi falan hepsi olabildiğince gerçekti. Hatta bununla ilgili çok kısa bir anı var. Onu anlatıp sonra ayrılmasına gireyim. İlk bölümü çekeceğiz daha. İşte şeyde saatin yoksa Cihangir'in meşhur sahnesi. Çakmağın yoksa saatin yoksa. Öyle bir şey. Ondan sonra bir kostüm var üstümüzde ama neyimiz varsa onu giymişiz o evrede. İşte Cihangir'in babasının tişörtünü giyiyorum ben mesela ilk bölümde. Adana'da İnönü Parkı'nda duruyoruz. Sabah işte ekip gelecek için çalışacağız. Ya dedim Cihangir sana tam böyle bir 300 gibi tişört lazım ya. Ya nasıl olur falan filan derken ben bir geliyorum. Çakmak Plaza vardır Adana'da. Koşa koşa gittim. Sabah saat 7.30-8 yeni açılıyor dükkanlar. Oraya girdim yok, buraya girdim yok. Çok böyle köhne bir yer gördüm. Girdim içeri dedim ki abi tişört. Ondan sonra var dedi çıkarttı. Hep yeniler. Abi dedim en eski 3 çizgi. Bir çıkarttı yeşil. Ne kadar? 20 lira mı dedi? 15 lira mı ne dedi? Aldım götürdüm. İnönü Parkı'nda giysene bir dedim. Giydi. Bak giydi böyle. Aa nasıl oldu derken bize siviller yapıştı. Sivil memurlar geldi. Arkadaşlar kimlik alabilir miyim dedi. Orada zaten yani hak ettiği, sonraki sürecinde de hak ettiği o gerçeklik algısını ilk deneyimleyen ikimizdik.